Buyur beyim, beni çağırmışsın. Birlikte çıkıyoruz Yasin Ağa. İşlerimiz var. Duydum beyim. Çok üzüldüm. Serap Hanım'ı geri getireceğiz. Her şey ne çabuk duyuluyor bu çiftlikte. Meselemiz başka Yasin Ağa. Bir sürü ırgatı işe aldık. Onları bir yerlere yerleştirmemiz lazım. Fabrikaya gidiyoruz. Olur beyim. Hadi. Güllü derdi de böylece biter. Zehra. Niye dönmüş? Bir şey anlattı mı Güllü? Yok. Anlatmadı. Hiç mi? Hiç. Vallahi billahi anlatmadı. Gavur inatlı. Muhtar peygamber demez. Ya karı kancık takımı. Hesaptan ne anlar? Bir ara ne güzel akıllılık ettiydi. Zaloğlu'nun yerine gitti. Muzaffer kendine koca etti. Ama şimdi ne oldu da böyle oldu? Aklım kafam almıyor. Deli arlanmaz, soyu arlanır demişler. Ahan da bu dava hesap. Ulan Allahsız bacı. Cemşir, bu mesele soğumadan bizim bir şey yapmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım da ne yapmamız lazım? Hayır, meseleyi anlamadık ki çare bulak. Muzaffer bağışlamaz mı ki? Evvela Muzaffer Bey'e gidip siz bir af dileyin bakalım. Biz mi? Ehliyat siz değil misiniz? Hay. Biz gider ki. Meseleye bebeden girin. Muzaffer Bey'in bebesi bu çamurlu yerde büyüyecek değil herhal. Öyle değil mi? Ya, tabii büyümez. Unutmayın. Derdinizin tek çaresi bu. Muzaffer'in bebesi.
Vay 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 vay. Bakıyorum gömülmüşüz işlere. Nihayet kendimize gelebildik demek. Dah bu Şevk'in sebebi ne acaba? İşsiz kalan ırgatları fabrikaya yerleştirmekle meşgulüm. Hala. O halde evde de işler yoluna girdi demektir. Yanlış tahmin. Nasıl yani? Serap Hanım'la durumu düzeltemediniz mi hala? Bilakis. Tamamıyla kapandı o sayfa. Sen ciddi misin? Şaka yapar gibi bir halin mi var? Muzaffer, o kadar basit mi bu işler? Ha? Evlilik bu, evlilik. Üstelik bir de çocuğunuz olacak. Oturup konuşsaydınız bari. Muzaffer, biraz bekleseydin ha? Ya biliyorsun zaman her şeyin ilacı, öyle değil mi? Kimsenin aklına ihtiyacım yok Zekai. Bu bahis kapandı. Bir rüyaymış. Çok geçmeden uyandım ben de. Meseleye son noktayı o koydu zaten. Çiftlikten gitti. Gel. Buyurun. Kusura bakmayın beyim. Rahatsız ettik. Ne vardı Cemşir? Şey, Güllü Bey'im daha toydur. Lafını sözünü bilmez. Savurur. He vallahi. Hem daha şu kadar bebeydi. Böyle pabuç kadar dili vardı enişte. İçinde kötülük yoktur. Bir kusuru varsa affedin beyim. Gösterin büyüklüğünüzü. Hiç değilse bebenizin hatırına. Boynu bükük kovmayın günahsızı. He ya, hem koskoca bir Muzaffer Dinç Aslan'ın bebesi Teneke Mahallesi'ne ne edecek ki? Çamurda büyüyecek değil ya. Affedin Güllü'yü, dönsün hemen. Güllü'yü ben göndermedim. Siz göndermediniz mi? Biz de belledik ki enişte sen kovdun. Kovmadım. Kendi gitti. Cahillik yapmış, lafını, sözünü bilmiyor işte çocuk.